3, 2, 1, and action! Yeah! Acı öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın? İki ileri bir geri. Paytak paytak devam. Sosyal medyada son zamanlarda çok fazla akımlar oldu. Biz de bunun üzerinde film projesi yapıyoruz. Dark Web abi. Güzel, sevdiğim bir konu. Sana White Hack diyebilir miyiz? Beyaz Şapka. Diyebilir miyiz? Ya diyebilirsiniz ama dediğim gibi ben bu sektörde hani daha yeni giyim diyebilirim. Benden daha iyi insanlar var. Onların izinde giden bir gencim ben. Daha bilgisayar mühendisliği okumaya çalışan. Ben senin eylemlerini beğeniyorum ama. Ya birkaç eylemim var evet. Özellikle sen de biliyorsun pedofili üzerine bayağı saldırıda bulundum. Pedofili, ondan sonra iblis taparlar. Bayağı tutuklattık onları. PİT, Paranormalizm İstihbarat Teşkilatı Başkanı falan müsteşarı. Abi Dark Web nedir? Şimdi öncelikle Dark Web, Amerikan Deniz Ordusu tarafından geliştirilen Tor projesinin bir parçasıdır. Bu eskiden Amerikan ajanlarının birbirleriyle iletişim kurması için kullandığı sistemdi. Sonra ajanları daha iyi gizlemek için, çünkü Rusya'nın şeyleri olsun, ajanları olsun ya Almanya'nın ajanları olsun, bunu kırmaya başlamışlardı şifrelerini, girebiliyorlardı. Halka yaymaya karar verdiler. Halka yaymaya karar vermelerinin sebebi tamamen hani gizlemek için. Şimdi diyeceğiniz halka yayıyor, daha şey değil mi? Şöyle diyeceğim ben de size o zaman. Bir tane takım elbiseli adam düşünün. Bu takım elbiseli adamı 5 tane tişörtü olan bir adamın yanına mı koyarsınız gizlenmiş olur, yoksa 5 tane takım elbiseli olan adamın yanına koyar mısınız? Bunun için tamamen çıkardılar. Şu anda halk tarafından kullanılan bir sistem. Peki Dark Web'e istediğimiz dakika ulaşabilir miyiz? İstediğiniz dakika ulaşabilirsiniz. Öyle internette gördüğünüz gibi saçma sistemlerde değil Dark Web. Daha çok şöyle bir sistem var. İndiriyorsun Tor projesini. Rahat rahat girebiliyorsunuz Tor ağını, Tor browser'ını diyeyim ben hatta. Daha çok Tor browser diye kullanıyorlar. Tor browser'ı indiriyorsunuz, rahat rahat girebiliyorsunuz sitelerine. Pekala. Dark Web'de kaç katman var? Ya da katman var mı Dark Web için? Dark Web'de katman olayı yalan. Kameraya bakarak da söylüyorum. Dark Web'de katman olayı yalan. Haberiniz olsun. Katman yok. Ha şöyle bir şey var. Bazı website'lara, bazı web sitelerine Dark Web'deki referans koduyla giriyorsun. Hani referans lazım onlar için. Onları da buluyorsun rahat bir şekilde. Hani para karşılığında sana referans oluyorlar. Rahat rahat girebiliyorsun. Ha biraz bilgin varsa tabii ki referansa gerek kalmadan da girebiliyorsun o sitelere. Peki Dark Web'den seri katil kiralayabiliyor muyuz? Var. Kiralayabiliyoruz. Kiralanabiliyor hatta, biz yapmıyoruz. Kiralanıyor ama şöyle bir olay var. Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu bilmiyoruz. Dolandırılabilirsin yani. Çok dolandırılan da var. Benim de başıma geldi böyle olaylar. Peki Dark Web'de gördüğün en geniş çaplı eylem neydi? Dark Web'de benim gördüğüm en geniş şey hacking olayları. Çünkü ben bu sektördeyim. Oradan gruplaşıp da bir yerlere saldırı yapan insanlar normal weblerde yapılandan daha fazla ve daha kalabalıklar. Anonymous dediğimiz gruptan bilene daha güçlü gruplar var orada. Yani Anonymous tamam, kim oldukları belli değil falan diyorlar. Aslında herkes Anonymous olabiliyor ama oradaki gruplarda gerçekten de bilgili insanlar var. Yani boş insanlar yok. Tabii yeni başlayan acemiler de olabiliyor. Ve hacking olaylarında bir olaya denk gelmiştim ben. Bir ülkeye saldırı yapılacaklardı. Sanırım Rusya'ydı. DNS sunucuları dediğimiz sunucuya giriyorlar. Web site'lerinin IP adresinden alıyorlar. Ve o IP adresleri tamamen kendi şeylerine, kurdukları siteye yönlendiriyorlardı. Ve bunu Dark Web'de anlaşıp da yaptılar. Ve birçok kişinin bilgileri bu sayede çalındı. Çalınan kişiler arasında Türk siyasiler de vardı, bilgileri çalınan kişiler arasında. Mernes dosyası diyoruz biz buna. 50 milyon Türk'ün 2009 yılında oy kullanan 50 milyon Türk'ün TC kimlik bilgilerinden tutun oturduğu semtlere kadar tüm bilgileri yayınlandı. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü 50 milyon Türk'ün şeyden sonra direkt yayınlanmış. Şu anda dosya bende de var. Ama dosyanın bende olması açamıyorum. Çünkü
ne olacağı bellisiz. Belki bir virüs de vardır içinde. Ama gerçekten de baktığımız zaman devlet büyüklerimizin ve isim vermeyeceğim tabii ki ne olur ne olmaz diye. Devlet büyüklerimizin bilgileri TC kimlik numaralarından tutun oturdukları adrese kadar her şeyi yazıyor. Anlıyorum. Peki siz hackerlar diyelim, dolandırıcı mısınız? Dolandırıcı olanımız var. Dolandırıcı olmayanımız var. Dolandırıcılık çok boyutlu aslında. Birincisi manipülasyon dediğimiz, benim çok sevdiğim bir durum. İkincisi ise bayağı bildiğin o CC olayları, kredi kartı dolandırıcılıklarından başlayıp ve bunun ardından gelen silsilelerle insanları dolandıranlar var. Biz buna sosyal mühendislik diyoruz. Sosyal mühendislik sayesinde dolandırıyorsun yani. Bildiğin dolandırıcı sıfatına dönüşüyorsun ya da bir dosya atıyorsun, bilgilerini çalıyorsun, hani tıklatıyorsun, linke yönlendirme yapıyorsun. Dark Web'de bu olaylar çok var. Hatta Orkun Işıkmak'ın bir videosu vardı bilirsiniz. Dolandırıldık diyor. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Birçok aslında ulaştığınızda, pazarlık yaptığınızda Dark Web'de adamlar ne yapıyor? İşte senin Instagram adresini, verdiğin Instagram adresini hacklerim diyor. Ya da verdiğin website'ı hacklerim diyor, sızarım diyor. İstediğin bilgiyi alırım diyor. Sen parayı yolluyorsun, adam bir daha sana yazmıyor. Peki hacı, en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi bu. Hacker mısın? Facebook patlatabiliyor musun? Ya da benim manitanın hesaba sızabilir misin gibi olaylar var. İstediğiniz hesaba, istediğiniz zaman ulaşabiliyor musunuz? Instagram, Facebook, WhatsApp. Şöyle bir şey var. Bazı güvenlik önlemleri var. Örnek olarak iki aşamalı doğrulamayı yapmadıysa, evet bir şekilde ulaşmanın yolu var. İki aşamalı doğrulamayı yaptıysanız da onu geçebiliyoruz ama biraz daha zorlaşıyor. Teorik olarak evet yapabiliyoruz. Ama yapması kolay mı? Değil. Anlıyorum. Bir hacker'dan korunmak için, yani siyah şapkalı mı diyelim, kapşonlu mu diyelim, onlardan korunmak için standart bir insanın yapması gereken şey nedir? Mesela laptop kameralarına bant çeker mi dersin? Yani dizilerden bunu yapanlar var. Bant çeker mi dersin? Şifrelerini haftalık değiştirenler mi dersin? Mesela benim yaptığım şey şu. Hepsi çift aşamalı doğrulama. Güzel bir bu yöntem. Bu şekilde ilerliyorum. Ve herhangi bir bankacılık internetlerinden bankacılık hesaplarını kullanmıyorum. Yani gidip direkt bankamatikten bu işi yapıyorum. Ya kullanabilirsin. Bunun için size birkaç şey vereyim. İlk önce her bulduğunuz siteye girmeyeceğiniz, özellikle ergenlerin çok yaptığı artı 18 içerikli sitelere girmeyin. Sonra her dosyayı indirmeyin. Reklamlara tıklamayın. Hani 3 ayda 5 santimin reklamları tıklamayın. VPN kullanın. VPN kullanmak sizi şey yapar ama bazı VPN'lerde log tutar. Kaliteli bir VPN kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında şey yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza bir antivirüs programı yükleyin ama kaliteli olmasına dikkat edin. Crack kullanmayın. Crack hiçbir yazılım kullanmayın. Derseniz ben Windows alacağım, Windows'un Crack'ini kullanacağım. Niye Windows kullanıyorsun? Para vermek istemiyorsan Linux var. Ücretsiz. İndir, kur, yükle. ücretsiz dosyalar kullanın ama Crack kullanmayın. Sonra şu anlık vereceğim bunlar. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten de her linke tıklamayın. Daha geçen günlerde benim başıma bir olay geldi. Beni hacklemeye çalıştılar. Allah'tan bu işi biliyordum. Ben ne yaptım işte? Torağını açtım. Oradan girdim. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Sonra bir tarama yaptım ki yönlendirme siteymiş. Beni yönlendirerek işte benim tarayıcı motoruma bir virüs indiriyor. Ve o virüs sayesinde şey yapıyor. Daha geçen gün başıma geldi. Beni hacklemeye çalıştılar. Allah'tan biliyordum da kendi önlemimi aldım. Zombi bilgisayar denilen bir kavram var. Ratlama, arka kapıdan girme, onun üzerinden botnet. Bilgisayarı satma. Türkiye'de toplamda kaç milyon tane zombi bilgisayar vardır? Buna kesin bir sayı veremem. Ama herkes bir kere hacklenmiştir bu konu için. Dediğiniz şey botnet. Botnet nedir? Bilgisayara bir tane virüs bırakıyor. DDoS atak yapacağı zaman o botnet sayesinde daha fazla cihaz gücünü elde edip daha çok servis dışı bırakma saldırısı dediğimiz DDoS'u kullanabiliyor. Belki benim bilgisayarım da, tamam bu iş sektörde uğraşsam bile hani belki benim bilgisayarım da defalarca hacklendi. Belki bende de bir tane botnet var. Hatta Mirai Botnet çok ünlü oldu. Klimaların bilene işletim sistemine sızıp oraya botnetlerini koyup oradan bilene şey yaptılar. Birçok telefon hacklendi zaten, birçok laptop hacklendi. Kesin sayı veremem ama %70'inden fazlası hacklenmiş diyebilirim. Botnet için kullanılıyor diyebilirim. Peki standart bir insanın bilgisayarı neden hacklenir? Herkes bunu soruyor aslında. Hani niye benden ne yapsınlar diyorlar.
Sana hacklerler botnet olarak kullanırlar. Ellerinde bir silah olarak tutar senin bilgisayarına. Adam ne yapar? Botneti başlatır. Bir tek sen değilsin. Milyonlarca kişidir. Milyonlarca kişinin bilgisayarını eklediği için milyonlarca kişi aynı anda o siteye saldırı yapabilir ya da servise saldırı yapar. Bu sayede ne olur? Site kullanılmaz hale gelir. Servisi kullanamazsın. Bu yüzden çöker site. Seni bir silah olarak kullanabilirler. Ya da bir şirkete yol haritasında sen varsan seni hacklerler. Örnek olarak tamamen örnek veriyorum. Google'un şeyindesiniz diyelim. İşini yapıyorsunuz. Google'da sıradan bir neyiciniz diyelim. Alım satım yapıyorsunuz. Google için yapıyorsunuz. Google'un üst yöneticilerinin bilgilerine ulaşmak için senin bilgisayarını eklerler. Ya da hedef bilgisayar şirkette bir işiniz varsa, sıradan bir iş bilen olsa, temizlik görevlisi bilen olsanız, oradaki bilgilere erişmek için sizi hackleyebilirler. Çok defa da şahit oluyoruz buna. Türkiye'nin en son büyük yediği siber saldırı ne zaman oldu? Her an saldırılar oluyor. Şu anda biz burada bu konuşmayı yaparken de milyonlarca data verisi gidiyor, milyonlarca veri gidiyor. Geçen sene bir saldırıya denk geldim ben. Birçok ülke tarafından Türkiye'ye saldırı yapıldı ve bankacılık sistemleri kullanılmadı 2019'da, belki bilirsiniz. Birçok sistem şey oldu. Benim bildiğim geçen sene, yani 2019'da tam olarak ayını hatırlamıyorum ama o zaman ben de bir bankacılık işlemi yapacaktım. Para çekecektim. Ama sitelere, sistemlere saldırı olduğu için kullanamadık. Bir soru daha soracağım. Bu soru yine Dark Web hakkında olacak. Yine tabii ki. Kullanılmış, daha doğrusu çok fazla anlatılan bir olay. Dark Web 7. katmana ulaşmak için kuantum bilgisayar mı lazım? Şimdi 7. katmanlarda artık şeytanlar işe giriyor. Dediğim gibi katman yok. Ha tamam, bilgisayarınızın donanımı güzel olursa güzel olur. Arkadan oyun oynarsınız, ne bileyim bir şey yaparsınız. Kuantum bilgisayara gerek yok. Ha tamam, bazı sitelerde öneriyorlar. Örnek olarak güvenlik cihazları var. Bizim shell dediğimiz cihazlar var. Bunları kullanırsanız iyi olur. Çünkü onlar sizin MAC adresinizi gizliyor. Bu arada MAC adresi değiştirilmez diyenler manipüle edilebilir. IP adresinizi gizliyor. Yani sizi gizlemeye yönelik %100 anonimlik olmasa bile onları kullanmakta fayda var. Birçok siteye de girebiliyorsunuz hani. Türkiye siber suçlar konusunda profesyonel bir devlet mi? Açık, çok açık. Çok açıklığı olan bir devlet. Çünkü tamam, ben de ülkemi seviyorum ama bu sektörde olduğum için bunu söylemem gerekiyor. Birçok web sitesi, yani web sitesi diyorum, birçok hacker başıboş bir şekilde gezebiliyor. Çünkü tam olarak önlem alınmıyor. Ama şu olayı çok sevdim. Ben de yapıyorum. Örnek olarak birini yakalıyoruz diyelim. Bunu devlete bildiriyoruz, polise bildiriyoruz. Hemen olarak hani bir gün geçmeden gidip adamı elinden alabiliyorlar. Aslında yaptığın şey çok güzel. Pedofilleri, çocuk tecavüzcüsü, o şerefsizleri tutuklatmak. Ben de senin eylemlerine şahit oldum. Disko sunucusunda özellikle atıyordum. Yakalattım abi, böyle oldu abi diye. Kanıtlarıyla sunuyordum bizlere. Evet. Bu gayet güzel eylemler aslında. Birçok insan bunu yapsa, birçok elinde senin gibi hack meziyeti bulunan insan bunu yapsa gerçekten de tadından yenmez bir durum olur ama birçok insan bunu yapmıyor. Hatta pedofiller dahi bu işin içerisine girmeye başladı. Şöyle diyeyim ben size. Dark Web ne kadar kötü olarak bilinse de, evet doğru, insan katilleri var. Evet doğru, şey var. Dark Web'de ünvan dediğimiz bir şey var. Aslında ünvan değil de hani herkes mahlasıyla giriyor. Kendi adını soyadından da girersen ama bulunursun. Şöyle bir şey var. Bir dolandırıcı suçuna karış. Orada senin şeyin düşmüyor. Statün düşmüyor. Ya da bir hacking suçuna gir. Statün düşmüyor. Ama pedofil olayına girersen hiçbir ortama giremezsin. Senin olduğunu anlarlarsa seni engelliyorlar. Hani ortamları almıyorsun. Dark Web ne kadar kötü olsa da bu yönünü seviyorum. Sadece pedofillerin ortamına girebilirsin. Normal örnek olarak bir hacking platformuna giremezsin. Pat diye keserler. Pekala. Bize konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son olarak Dark Web hakkında ve siber güvenlik hakkında söylemen gereken şeyler var mı bizlere? Vermen gereken mesajlar? Ufak bir şey var. Düşünün. Düşünmeden hareket etmeyin. Dark Web'e gireceğiniz zaman da çok kolay bir girilecek yer. Düşünerek girin. Örnek olarak bir web siteye de gireceğiniz zaman düşünerek girin. Ya da bir hamle yapacağınız, hayatınızda da bu. Düşünmeden bir şey yapmayın. Birçok genç arkadaşımız, özellikle 14, 15, 16 yaşlarında bu işe yeni başlayanlar, heveslenenler, çok düşünmeden hemen ben gireceğim, şey yapacağım diyor. Başlarını yakıyorlar. Bazıları tutuklanıyor bile ne. Birçok şeyde
büyük abilerimiz, ablalarımız da düşünmeden hamle yaparak kendilerine zarara sokuyorlar. Bazen bir hacker tarafından hackleniyorlar. Bazen dark web'de hani dediğim sitelere girerek para kaybediyorlar, dolandırılıyorlar. Düşünmeden hamle yapmayınız. Yani düşünerek hareket ederseniz sizin için daha iyi olur. Pekala. Penguin, çok çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Hem takipçiler adına hem kendi adıma, ya da Paranormalizm tayfa adına çok çok teşekkürler. Tekrardan seni bir videoda ağırlamak isteriz. Videonun tabii altına ki gelecek tepkiler illaki olacaktır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Kesti. Yeah.